Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bizi bir Ramazan'a daha kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan bütün peygamberlere, hasreten Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Çok saygıdeğer belediye başkanımız, sayın rektörümüz, vali yardımcımız, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kitap medeniyetinin elçileri, yayın evi sahipleri, yayıncı dostlarımız, değerli basın mensupları, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İstanbul, Ramazan, Bayezid Camii, İstanbul Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, kitap, kültür, fuar, bütün bu kavramları bir araya getiren böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Kitap Kültür Fuarı'nın 31. yılında açılışının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ben şahsen gerek başkan yardımcısı olarak gerek Diyanet İşleri Başkanı olarak hasbelkader bu kitap kültür fuarlarının neredeyse son 9'unda bulundum açılışlarında. Bu açılışlarda burada verilen gerek başkanlarımızın gerek konuşmacılarımızın verdiği mesajları topladığımızda buradan verilen vaatlerden hangisi yerine gelmiş, hangisi gelmemiş diye bir kısa bir okuma yaptığımızda bazı hususların altını tekrar çizme gereği hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bizim gerek millet olarak gerek Müslümanlar olarak az önce Sayın Başkanımız da ifade ettiler. Bilgi üretme yeryüzünde, bilgi üretme gücümüz, kitap basma, yayınlama oranımız, kitap okuma oranımız ne milletimize, ne tarihimize, ne kültürümüze, ne medeniyetimize yakışmıyor. Bugün üretilen kitapların bütün dünyada üretilen kitapların %73'ünün sadece 15 Batı ülkesinde olması bütün dünyayı ve başta bütün Müslümanları düşündürmesi gerekiyor. Elbette bilginin niteliği bakımından farklı düşünüyoruz. Bu farklılık da tabiidir. Londra Üniversitesi'nin üzerinde bir cümle var. Knowledge is a power. Bilgi güçtür. Evet, bilgi güçtür ama bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde bilgi sadece güç değil. Hele hele bilgi başkalarına egemenlik sağlamak, başkalarına üstünlük taslamak üzere kullanılan bir güç hiç değildir. Bizde bilgi ahlaktır. Bizde bilgi sorumluluktur. Bizde bilgi zihnin gücü olduğu kadar kalbin, yüreğin gücüdür. Bilgi sadece üretmek için, sadece güce dönüştürmek için üretilmez. Nice bilgiler vardır ki cehaleti arttırır. Nice bilgiler var ki ilmi arttırır. Enformasyon çağında yaşıyoruz ama enformasyonun insanı bilgiden uzaklaştırdığı ve zaman zaman cehaletini arttırdığı bir çağda yaşıyoruz aynı zamanda. Altını çizmek istediğim birinci husus bu. Tekrar tekrar ifade etmemiz lazım. Oku diye başlayan bir kitabın mensuplarına
bu okuma oranı yakışmıyor. Altını çizmek istediğim ikinci husus bilginin niteliği. Bilhassa bu kitapların, bu kitap fuarlarımızda dini yayınlar ağırlıklı aynı zamanda ürettiğimiz bilginin niteliği, kalitesi son derece büyük önem arz ediyor. Hele hele bu konu yaratıcımızla ilişkimizi tanzim eden, insanlarla, varlık alemiyle ilişkimizi tanzim eden dinimiz olunca çok daha üzerinde hassasiyetle titrememiz gerekiyor. Hiçbir kitapta hikmetsiz bir tek kelimenin, hikmetsiz bir tek cümlenin olmaması gerekiyor. Bilginin niteliği bakımından da yayınlarımızı gözden geçirdiğimizde olmamız gereken yerde değiliz. Üzülerek belirteyim, olmamız gereken yerde değiliz. Bilhassa dini yayınlar alanında ürettiğimiz bilginin niteliği üzerinde yeniden düşünmemiz gerekiyor. Altını çizmek istediğim üçüncü husus, ürettiğimiz bilgiyi Türkiye'de, Anadolu'da ürettiğimiz bilgiyi evrenselleştiremiyoruz. Bilgi üretiminde eksiklerimiz var, ürettiğimiz bilginin kalitesinde eksiğimiz var. Şöyle hep beraber düşünelim. Son yıllarda tefekkür kaynaklarımız gelişiyor mu, azalıyor mu? Düşünce üretimimiz ne kadar artıyor? Özellikle dini tefekkür alanında. İlahiyat fakültelerimiz çoğalıyor. Profesörlerimiz, hocalarımızın sayısı artıyor. Eli kalem tutan yazarlarımızın sayısı artıyor. Ancak ürettiğimiz bilginin kalitesine baktığımızda olmamız gereken yerde değiliz. Hatta duygu kaynaklarımızı da gözden geçirmemiz lazım. 30 yıl önce bu memleketin bütün duygularına kaynaklık eden şairlerimiz, yazarlarımız, İsimler sayacak olursak hepimizin dünyasında hala her bir eseri klasik bir değer taşıyan nice yazarlarımız, nice şairlerimiz olmuştur. Ancak son yıllarda bilgi üreten insanların sayısı arttıkça bilgimizin kalitesinde bir azalma hissediyorum. Tefekkür kaynaklarımızın azalmaya başladığını hissediyorum. Yanılıyor olabilirim ama en azından bu hissimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüksek sesle düşüneyim, birlikte konuşalım bunu. Tefekkür kaynaklarımızı, bilgi kaynaklarımızı, duygu kaynaklarımızı yeniden gözden geçirmeye hepimizin ihtiyacı var. Bütün duygu dünyamıza kaynaklık eden şairlerimiz azalıyor mu, çoğalıyor mu? Üzerinde düşünmemiz lazım. Altını çizdiğim üçüncü husus ise ürettiğimiz bilgiyi evrenselleştiremiyoruz. Bilgi bizde kalıyor, kitap bizde kalıyor. İslam dünyasında yayınlanan nice kitaplar dilimize çevriliyor ama biz çeviremiyoruz. Yahut başka dünyalar bizim bilgilerimize, bilgi kaynaklarımıza müracaat ederek onları kendi dünyalarına tercüme etmek durumunda kalmıyorlar. Bu da bizim bir eksiğimiz. Geçen yıl buradan bir vaatte bulunmuştum. Bu vaadi neden yerine getirmediğimin izahını yapmak zorundayım. Geçen sene yine burada Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız buradaydı. Ve dedim ki bizim bu fuarlarımızı uluslararası fuara dönüştürmemiz lazım. Arkadaşlarımızla fuarın hemen bitiminden itibaren oturduk ve bu konuyu müzakere ettik. Kahire fuarına, Tahran'daki fuara, Frankfurt Kitap Fuarı'na heyetler gönderdik. Arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler, bütün İslam dünyasındaki bazı yayın evleriyle görüştük. Arkadaşlardan edindiğimiz bilgi ile bizim mevcut bu yapımızın uluslararası bir kitap fuarına uygun olmadığı. Öyleyse bu geleneğimiz devam etsin ama
yayın evi sahibi dostlarımızla bu Ramazan'dan hemen sonra bir araya gelerek İstanbul'umuzda büyük bir uluslararası fuarın hazırlıklarına birlikte başlayalım. Bu arada fuar aşamasında arkadaşlarımızın bana gönderdiği mektuplar, e-mailler, mesajlardan hareketle şunu ifade etmek istiyorum. Çünkü çok güzel eleştiriler de alıyoruz, onları değerlendiriyoruz. O eleştirileri dikkate alarak bundan sonra bu kitap fuarımızın tanzimiyle ilgili yayın evi sahibi olan arkadaşlarımızın seçtiği temsilcilerle birlikte karar verilecektir. Arkadaşlarımızla zaten daha önce var, ancak bunu çok daha aktif bir katılımla bu güzel geleneği, 31 yıldır devam eden bu geleneğin çok daha iyi noktalara gelmesi için ortak bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha önce bildiğiniz gibi Sultanahmet Camimizin avlusunda bunu yapıyorduk. Ben huzurunuzda tekrar Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten oraya sıkışmıştı. Böyle bir daha ferah bir mekana ihtiyaç vardı. Onun için buraya taşınmasında Sayın Başkan'ın verdiği büyük özverili desteğe ben huzurunuzda teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum. Son olarak iki hususa işaret ederek ben sözlerimi bitiriyorum. Birisi, özellikle dijital ortamda elektronik kitap dönemi başladı. Bu tabii çok çok ciddi bir konu gerçekten. Artık bütün gençlerimiz elindeki telefon, elindeki iPad'lerle, bilgisayarlarla daha çok bilgisayar ortamında, sanal ortamda kitapla, bilgiyle buluşmanın yolları içerisinde görüyoruz. Bütün gençlerimizi, gelecek kuşaklarımızı öyle görüyoruz. Elektronik kitaptan sarf-ı nazar etmemiz mümkün değil. Ancak dokunduğumuz ve kağıt kokusunu hissettiğimiz kitap dönemini de asla bitirmememiz lazım. Bunun için çok önemli çalışmalar yaparak en azından ürettiğimiz bu kitapların elektronik kitaba dönüşmesinin de yollarını açmamız lazım. Elektronik ortamda ürettiğiniz bütün kitaplara çok rahat bir şekilde gelecek kuşakların ulaşması lazım. Bu da önem arz ediyor. Cemil Meriç merhum her kitabı geleceğe atılmış bir mektup olarak değerlendirir. Her kitap geleceğe atılmış bir mektuptur. Biz kitaplarımızı yazarken, kitaplarımızı basarken bugünü düşünmeyelim. Geleceği düşünelim. İkinci bir husus, ayrıca yayın evlerimiz. Yayın evlerimiz her türlü desteği hak ediyorlar. Böyle bir ortamda onların kitapta, sözün gücünde ısrar etmeye çalışması, bize kitap üretmeye devam etmeleri her türlü takdirin fevkinde bir iştir, bir davranıştır. Bu kar amaçlı, para için yapılacak bir iş değildir bu dönemde. Onun için yayın evi dostlarımıza bizim sahip çıkmamız, onlara destek olmamız lazım. Onun için ben bütün İstanbulluları bu kitap fuarı öncesinde bir güzellik, bir güzel iş yapmaya davet ediyorum. Şimdi buradan kalktığımızda, başta ben olmak üzere her birimiz bir kitap satın alıp bir dostumuza hediye edelim. Her birimiz bir kitap satın alalım ve bir dostumuza hediye edelim. Bu dostunuz bir çocuksa bir çocuk kitabı olsun, bir gençse onun dünyasına hitap eden bir kitap olsun. Her bir dostumuza bir kitap hediye edelim. Ta ki yayın evlerimiz de bizden güç alarak
her biri bir mektep olsun, bir okul olsun ve gelecek kuşaklarımıza ışık tutmaya devam etsinler. Son olarak, bu sene Ramazan'da iki şeyi benden çok duyacaksınız. Birincisi selam. Ramazan geldi selam ile her sene bir tema işliyoruz. Bu sene sevgi ve barış dokunuşu selam diyoruz. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki birbirimizden selamı sabahı esirgemeye başladık. Birbirimize selam vermeyi külfet görmeye başladık. Birbirimizden selamı esirgemeye başladık. Halbuki medeni iletişimin, İslam medeniyetinin medeni iletişim için ortaya koyduğu en büyük şiarı selamdır. Selamı yaygınlaştırmalıyız aramızda. Başta yürürken boylarının küçüklüğünden hiç görmediğimiz çocuklarımıza sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa gibi dizlerimizi bükerek, onlarla aynı hizaya gelerek onlara selam verelim. Gördüğümüz, tanıdığımız, tanımadığımız herkese selam vermeyi yaygınlaştıralım bu Ramazan'da. Unutulan bir değerimizi birlikte ihya edelim. İkincisi de, iki gün önce de ifade ettim, Ramazan giderek biraz kendi davranışlarımızla, kendi etkinliklerimizle o ruhaniyetini, maneviyatını zaman zaman kaybediyor. Bunu kaybetmesine izin vermeyelim. Biz Ramazan'ı değiştirmeyelim, Ramazan bizi değiştirsin. Ramazan'la biz değişelim, gönül dünyamızı değiştirelim, zihin dünyamızı güzelleştirelim. Ama biz Ramazan'ı değiştirmeye kalkışmayalım. İnsanoğlu öyle bir varlıktır ki, nice ilahi dinler onun elinde değişmiştir. Nice ilahi kitaplar insan eliyle tahrif edilmiştir. Bizi her sene değiştirmeye gelen, kendi özümüze davet etmeye gelen Ramazan'ın ruhaniyetini ne kendimizi teslim edelim. Ramazan, biz Ramazan'ı değil, Ramazan bizi değiştirsin. Ben Ramazan'ın sizlere, milletimize, bütün gönül coğrafyasındaki kardeşlerimize ve bütün Müslümanlara hayır ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yayın evi dostlarımıza bu kitap fuarının hayırlı olmasını diliyorum. Ve tabii ki yine tekrar ediyorum, bütün İstanbulluları bu kitap fuarını ziyaret etmeye, ama sadece ziyaret etmeye değil, mutlaka bir kitap olarak hiç tanımadığımız veya tanıdığımız bir dostumuza, bir arkadaşımıza hediye etmeye davet ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Gülüyor)